Dostlarım, her an haber gezi olarak gezmeye, gezdirmeye devam ediyoruz. Yine yolumuz Kocaeli'ne düştü ve Kocaeli'nde Kartepe ilçesine bağlı Karatepe köyündeyiz. Burası Türk-Macar dostluğu için çok önemli bir yer. Çünkü onların, Macarların kahramanı olan, bağımsızlık mücadelesini veren, Avusturyalılara karşı yaptığı savaşta kaybedip Osmanlı'ya sığınan ve hayatının son günlerini burada geçiren ve vefat eden, bu köyde vefat eden Kont Tökeli İmre'nin anısına dikilmiş köydeki anıtın önündeyiz. Evet, burası değerli dostlar Türk-Macar devleti tarafından Kont İmre Tökeli'nin anısına yaptırılan bir anıt park şeklinde. Size burası hakkında biraz bilgi vereyim. Hemen eşi ve Tökeli İmre'nin hayatlarını, tüm yaşamlarını ülke mücadelesi için geçirip ama bu inanç ve kararlılıklara vatanından uzak kalıp buralarda yaşanıp fakat yeni nesile örnek alarak onların bu mücadelesinin sonucunda bugün bağımsız modern Macaristan Cumhuriyeti kuruldu. Anısını burada yazıyor ve aynı zamanda Macarca da aynı şekilde bu düşüncelerle anıta plakaya yazılmış. Evet, bakın Kont İmre Tökeli kim? Biraz ben bu konuda size bahsedeceğim ama bu parkın hakkında birazcık daha video çekeyim size. Burası köyün merkezinde bir yer. Hemen ana girişindeki bir yere böyle bir anıt kurulmuş. Ve aşağı indiğimizde bakın 3 tane yan yana böyle bir çeşme var. Ortadaki daha orijinal, daha sonra öbürküler de yapılmış. Köylüler ve buradan geçen vatandaşlar buradan içme suyu olarak bu hayrattan istifade ediyorlar. Hemen çeşmelerin yanında da duvara asılı şöyle bir yazıt var. Onu da hemen okuyalım. Bu kitabı Avrupa'nın en cesur kadını İlona Zihri'nin kitabı yazarı, Türk dostu değerli Macar tarihçi Agnes Varkonyi'nin 9 Ocak 2015'te ölümü üzerine Karatepe halkı ve İmre Tökeli İlona Zihri'nin Macar Dostluk Derneği tarafından kendisine gösterilen saygının ölümsüz olması düşüncesiyle yaptırılmıştır. 18 Şubat 2015 ve Macar tarihçinin de burada fotoğrafı nakşedilmiş bu panoya. Evet, tekrar konumuza dönmüş olalım. Gördüğünüz gibi 3 tane çeşme var burada. Şurada da bu daha sonra ilave edilmiş, aşağıdaki de daha sonra ama orijinal olanı bu. Başlamalarını gördüğünüz üzere. Evet, tekrar merdivenlerden çıkalım. Burada ben size Kont Tökeli İmre hakkında bahsedeyim. Neden bizim için önemli? Çünkü Avusturya ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun Habsburg Hanedanı'nın Avusturya'sıyla biz uzun süren savaşlar yaptık Osmanlılar. Ve bizim Avrupa'da ilerleyişimizi durduran Zenta Muharebesini, yani 2. Viyana'yı kuşatmasında kaybettikten sonra uzun süren bir savaş dönemi yaşadık. Ve bunların en sonuncusu Zenta Muharebesi'nde Kont Tökeli İmre de bizim yanımızdaydı. Onlarla mücadele neticesinde ve savaşı kaybedince 1699 yılında Osmanlı ile Avusturya Habsburglar arasında Karlovça Barış Anlaşması yapıldı. Ve bizim bu Karlovça Barış Anlaşmamız Avrupa'daki en önemli büyük toprakları kaybettiğimizin ve geri dönüşte duraklama devrinden girdiğimizi beyan eden bir anlaşmaydı. Ve uzun zaman Macaristan olsun, Romanya olsun birçok toprakları
kaybettik ve Kent Kont İmre Tökeli de Osmanlı'ya sığınmak zorunda kaldı. Hatta Avusturyalılar onu kendilerine teslim etmelerini Osmanlı'dan istemişler ve bunu kabul etmedi Osmanlı Devleti. O da İstanbul'a taraftarlarıyla, yaklaşık 1500 kişilik taraftar grubuyla beraber, eşiyle de beraber İstanbul'a geldi ve araştırmalarının sonucunda İzmit'e bağlı bu Karatepe köyünü beğeniyor. Tam bu böyle dağ yamaçlarında oldukça güzel, doğası harika bir yer. Ben de buraya geldim, keşfettim ve doğru bir tercih yapmış o zaman İmre Tökeli. Hayatını burada yaşamaya karar veriyor ve buraya yerleştikten sonra 1701 yılından vefat edene kadar, önce 2 sene öncesinde eşi vefat ediyor. Kendisi de 1705 yılında vefat edilip İzmit'e gömülüyor ve 1906 yılında Macar Devleti Osmanlılardan naaşını istiyorlar ve doğmuş olduğu Kentmark, 1657'de Avusturya'da Macar Bey olarak Kentmark'ta doğan Tökeli İmre'yi tekrar Kentmark'a, doğduğu topraklara götürüyorlar ve bizim için de yıllar sonra Macarlarla dostluk anlaşması çerçevesinde buraya anısına anıtlar yapılmış. İlk vefat edip defnedildiği Sekapark'ta da bir Tökeli İmre anı evi kurulmuş. Orayı da beraber gezmiştik. Evet değerli dostlarım, şimdilik bu videoyu son verelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her an haber her yerde. Gezi koluyla gezmeye devam ediyoruz. Kocaeli Karatepe köyünden hepinize saygılar.